Seyfi Katı şey keskin kılıç adı olan şey bir tablo. Şimdi bu üç tabloyu nasıl Osman Hamdi'nin photoshoplayabildiğini size şey belgesiyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi alırsınız birinci tabloyu zemin olarak, bundan kadınları çıkarırsınız. Kadınların yerine o şey silah satan adamla kılıcı deneyen adamı eklersiniz. Önüne de düşünceli bir şekilde yere bakan kaplumbağalı adamı koyarsınız. Alın size bir kompozisyon. Şimdi bu saçma gelebilir ama bu sağda Osman Hamdi'nin hala ailesinde duran bir eskizdir. Bir eskiz. Yani bu sulu boyayla çala kalem yapılmış bir şey. Ve tek tek objelere, şeylere baktığınızda aslında adamın nasıl çalıştığını tam olarak anlıyorsunuz. Yani adam almış, demiş ki ya ben güzel bir ikinci Selim türbesi girişim var. Bunun üzerine kendimi ve oğlumu gösteren o sahneyi koyayım. Yanına da şu iyi tuttu kırmızı dervişimi koyayım. Altına bir şey. Bunu hiçbir zaman gerçekleştirmedi. Ama en azından eskisini yaptı. Ve dolayısıyla böyle bir şey yapabileceğini düşündü. Ve bu çok mantıklı. Çünkü bu şekilde çalıştığı takdirde bir oryantalist gibi yapabileceklerinin hemen hemen hiç haddi ve hududu yoktur. Dolayısıyla bu konuda melek mi şeytan mı meselesi değil ama oryantalist mi? Evet. Ve oryantalist olması bir suç değil. Yani bütün mesele problem aslında nerede durduğu değil, nerede durduğunun iyi veya kötü bir şekilde yorumlanıp yorumlanmadığı meselesidir. Yani eğer milli olsa kahraman olacak, oryantalist olsa hain olacak. Olsa 19. yüzyılın sonunda zaten bir medeniyet projesi içinde yer alan bir adamın gözü Paris'te olan, arkeoloji yapan bir adamın oryantalist olmasından daha tabii bir şey olamaz. Bugünkü gözümüzde Said'i, Edward Said'i okuduktan sonra gidip bunun hani ayıp dememiz çok kolay. Ama manalı değil. Çünkü tamamen kendi tarihi bağlamından koparılmış bir şeydir. Din, la dini mi, kafir mi? Şimdi burada da 2014'te bir polemik çıktı. Çok kenarda, köşede. Çünkü Kocaeli'ndeki bir Kocaeli Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Osman Hamdi'nin adı verilmesi söz konusu oldu. Galiba CHP'li bir milletvekilinin şeysi. Ve hemen karşısında hayır efendim ne münasebet bu adam mihrap tablosuyla İslam'a hakaret etmiştir. Haşa sümme haşa. Bu adamın adı kesinlikle konamaz. Bu uzadı biraz ama sonunda Nabi Avcı, o zamanlar Milli Eğitim Bakanı'ydı, şey dedi, aslında verilmemesi için herhangi bir neden yok diye bir karar verdi ama gene de verilmedi. Yani bu Osman Hamdi Güzel Sanatlar Fakültesi doğmadı. Dolayısıyla buradaki suçlamanın ne olduğu ve kuvvetli olduğunu anlamak mümkün. Yani bu adam dine, İslam'a hakaret etmiştir. Şimdi hakaret söz konusu olan tablo bu. Mihrap diye bilinen ama aslında adı yaratılış olan Genesis, Genèse olan bir tablo. Mihrap diye bilinmesinin tek nedeni Mustafa Cezar ilk o 71'de kitabında bunu şey ettiğinde bu tablonun adını bilmiyorum ama arkada mihrap var, mihrap diyelim bilinince, bulunca değiştiririz dedi. Tabii bizde nerede? Dolayısıyla yani hiç şey edilmedi ama artık biliniyor. Jönez, çünkü Jönez olmasının yaratılış olmasının nedeni şu ufak hamilelik belirtisi. Yani bu kadın rahleye oturmuş, sırtını mihraba vermiş ve yerde kitaplar bulunan kadın hamile. Ve benim tespitime göre bu kadın aslında kendi kızı. Kendi kızı Leyla tam o tarihlerde hamile. Şimdi bu tablonun doğrudan doğruya bu meşhur arkeoloji müzesinde bulunan, Çinil Köşk'te bulunan kullandığı, mihrabı kullandığı malum. Dolayısıyla burada bir dini unsur olduğu konusunda pek bir şüphe yok. Şu andaki haline bakarsanız hakikaten birebir ve gene muhtemelen fotoğraftan çalışmış olduğunu söylemek mümkün. Kitaplara gelince, şimdi rahle de rahle, yani orada pek bir şüpheye mahal yok.
Kitaplara da baktığınızda aslında biraz biraz yazmalardan anlayan birisi hemen bu kitapların herhangi bir kitap olmayacağını, bunların şeyinden, özellikle bazılarının mizahpaşından, düzeninden bunların Kur'an olduğunu rahatlıkla anlayacaktır. Yani bu kitaplar orada yani gizli saklı bir şey yok. Bunu genellikle yazmamaya çalışıyorlar. Mesela Mustafa Cezayir hiçbir zaman yazmamıştır bilmem ne, ama yani biraz yakından baktığınızda bu tabloya, bu kitaplara baktığınızda dediğim gibi tecrübesi olan birisi bunların Kur'an'dan başka bir şey olmasına pek ihtimal verilemez. Herhangi bir şey okunamıyor yani ne kadar sunmasanız vesaire, ama yani bu tür sure başlangıçları vesaire pek şüpheye mahal vermiyor. İşin ilginç tarafı bu da yetmiyormuş gibi bu Kur'an'ların yanında bir de şöyle bir şey, böyle bir kitap daha yer alıyor. İlk baktığımda buna Zendusta nedir diye böyle düşündüm. Zend-i Avesta. Yani Zerdüştî'nin din kitabı olan Zend-i Avesta, bu kitabı da koyma ihtiyacı duymuş. Hatta buna bir tane daha da eklenebilir. En öndeki kitaplardan birinde, burada belki okuyabilirsiniz, Osman Hamdi diye, yani hep böyle kendi imzasını bir yerlere sıkıştırır. Ama burada Sakyamuni, yani Budizm'in gene bir şey kutsal kitabı, Sakyamuni'yi koymuş. Yani şu anda neden olduğunu tam bilemeyeceğimiz İslam'ın, Budizm'in ve Zerdüştlüğün şey kitaplarını, nedir adı, kutsal kitaplarını yere koymuş. Buna pek bir şüphe yok. Niye İncil yok? Bilemiyorum. Niye Tevrat yok? Yani özellikle Şark dinlerini mi? Neyse ne, maalesef bu konuda herhangi yazmış olduğu bir şey yok. İşin ikinci ve daha da az bilinen bir boyutu, tabloya esin olan başka bir oryantalist ürün var. O da Jérôme denen ressamın 1880'lerde şeye merak salıyor, nedir adı, heykeltıraşlığa, ve Tanagra adında bir heykel yaratıyor. Bu heykeli bir tersine çevirdiğinizde görüyorsunuz ki tamamen Osman Hamdi'nin yaratılıştaki kadınının pozu. Ve zaten Jérôme'un Osman Hamdi'ye bir mektubu var, 1890 tarihli. Geçen sene geldiğinizde çok beğendiğiniz Tanagra heykelimi bitirdim diye, yani gördünüz ve siz de bunu tablo yapacaksınız demiyor, ama ona yakın, en yakın olabilecek türden bir şey var, bir referans var. Dolayısıyla buna da pek şüphe yok. Bu da tipik bir şekilde Osman Hamdi'nin photoshopçuluğunun ve böyle şey esin kaynaklarını şuradan buradan almasının ilginç bir örneği. Dolayısıyla burada Osman Hamdi'nin dinle ilgili bir şey demeye çalıştığı ve bunun özellikle de hani kadınlığın dinin üstünde, anneliğin dinin üstünde bir yerde tuttuğunu anlamak mümkün. Yani bu tablo Türkiye'de hiç sergilenmedi ve Avrupa'da iki kere sergilendi, Berlin'de ve şeyde. Ama oradaki münekkitler de en ufak bir şekilde anlamadılar. Yani hepsinin bir yorumları var, ama yorumların hiçbirinde bu kitapların Kur'an, rahlenin rahle, mihrabın mihrap olduğu konusunda en ufak bir ipucu yok. Dolayısıyla bunun aslında biraz küfre yakın bir şey olduğunu anlamış olan yok. Osman Hamdi'nin pek dindar olmadığını tahmin etmek mümkün. Hatta hiç olmadığını, yani bence dönemin kriterlerinde la dini, ateist veya ateist deniyor bizde, bir kişi olduğu söylenebilir. Fakat bunun ilginç bir, kendi ağzından olmasa da dolaylı olarak bir şeysi, bir tanıklığı Caleb Gates'in şeyden aktardığı, Sir Edward Peers'den, şurada İngilizcesini verdim, Türkçesi şu: İhtilalden önce, yani 1908'den önce dinlerinin kendilerine dayattığı toplumsal sınırlamalara karşı isyan etmiş olan birçok Türk tanıdığım, yıllarca Milli Müze'nin müdürü olan Hamdi Bey bir keresinde Edward Peers'e şöyle dedi: sizin dininize inanmıyorum, kendi dinime de inanmıyorum, ama eğer
bir erkeğin karısıyla kol kola gezmesine müsaade etse belki de kendiminkine inanırdı. Bu Osman Hamdi'yi galiba iyi anlatan bir şey. Yani buna protokemalizm mi dersiniz? Yani bir tür sekülerizm, bir tür laiklik, bir tür dini tamamen reddetmemek de olsa gene de bir alafrangalığı ve medeni ilişkileri dinden daha önemli bir konuma koyan batıcı, batılı bir bakış açısı taşıdığını söylemek mümkün. Dolayısıyla artık burada kafir mi, ladini mi? Yani bence ladini, çünkü adamın derdi küfretmek değil, adamın derdi sanatıyla kendi dini inançsızlığını bir şekilde bir bağlama oturtmak olduğunu düşünüyorum. Zaten tablolarına bakarsanız aslında dini unsurlar her zaman çok vardır. Ama dini unsurlar daha çok bir tür dekoratif unsur gibi, çiniler gibi vesaire. Ve zaten yaptığı sahnelerin hep böyle bir muğlak, bir kaygan bir zemini var. Yani Çelebi Mehmet şeyini, türbesini gösterdiğinde, önünde işte dua eden bir adamla gösterdiğinde, tabii bu üstelik o zamanki gazetelerde çok milli bir tablo olarak görülüyor. Fakat aynı sahneyi iki tane biraz alafranga veya işte o dönemin kıyafetiyle giyimli iki tane kadınla, yani aslında pek olmayacak bir şekilde resmettiğinde anlıyorsunuz ki aslında bir tema üzerinde varyasyonlar yapıyor. Keza bir ilahiyatçıyı şey okurken, Kur'an okurken gösterdiğinde burada biraz Avrupa'daki Hristiyanlıktaki Aziz Jerome, böyle düşünerek okuyan Aziz Jerome imajı varsa da, yani gene de üç aşağı beş yukarı bir Ortodoks İslam diyebileceğiniz türden bir sunum söz konusu. Fakat aynı olayı, yani Kur'an okumayı, ki bu bir Kur'an'dır gene şeyinden, tesibinden baktığınızda, oğlu Ethem'i sahnelettiğinde burada bambaşka bir hava olmuş. Yani orada Kur'an okumak için son derece garip, yani bir resimli mecmua, bir moda mecmuası okuyan genç bir insan edasıyla Kur'an okunması hakikaten o kanona, o şeylere, normlara uyan bir şey olmadığını anlamak mümkün. Tabii unutmamak lazım, Osman Hamdi'nin derdi zaten bilene anlatmak değil, bilmeyene satmak. Yani sadece Avrupa'da sergilediği için ve bunu Çinlileri vesaireleri iyi resmettiği için her defasında ne kadar gerçek bir tablo diye her türlü metiyeyi alıyor. Oysa daha önce gördüğünüz gibi her şeysi uyduruk, her şeysi photoshoplanmış vesaire. Ama Avrupalı sadece imza, bir Müslümanın imzası olduğu için bunun gerçek olacağını varsayıyor ve bu aslında Osman Hamdi'nin dehasını gösteren, yani bir satış dehası, bir pazarlama dehası, yani kendi imzası sayesinde resmettiğine bir gerçeklik kazandırmayı beceriyor. Son konu siyaset. Liberal mi, muhafazakar mı? Dedim, Osman Hamdi kadar uzun soluklu Hamit dönemi bürokratı tanımıyorum. Dolayısıyla tabii bunun bir sebebi de işlerin ortasında olmadığı. Yani Yıldız'da değil, Babali'de değil, hükümetin şeyinde değil, alt tarafı böyle kenarda köşede bir Müze-i Hümayun şeyinde ne kadar önemli olabilir ki başına bir şey gelsin. Ama gene de yani baktığınızda Hamit döneminde herkes hallaç pamuğu gibi yerinden edilirken Osman Hamdi duruyor ve ona mukabil 1908'den sonra, bu 1908'de Gebze'de kendi evini bayraklarla donatıp bütün eski Hisar'daki çocukları toplayıp bu hürriyet için bir nümayiş yapmasını gösteriyor. Yani 1908'de de tam da Osman Hamdi bir hürriyet kahramanı, bir şey oluyor. Bunun çok daha somut örnekleri şeyde var. Kendi mektuplarında var. Salomon Reynak'ta 1908'de yazdığında nihayet özgürüz diyor. Padişah neredeyse ortadan kalktı ve hırsız ve casuslarla, eşkıyayla dolu saray artık yok sayılır. 48 saatte hepsi yıkıldı vesaire. Rum, Ermeni, herkes el ele bilmem ne. Korkunç ve uzun bir istibdattan kurtulduk. Yani
artık çok net bir şekilde ben çektim, ben bir devrimciyim. Hatta kendine Jön Türklerin en yaşlısı gibi bir şey, bir lakap takıp espri de yapıyor. Zaten somut başka bir örnek de bilinen nadir portrelerinden, yani aile dışındaki nadir portrelerinden birinin Enver Paşa değil daha bey olması ve ithafına bakarsanız Enver Bey'e yadigarındır. 1324 pardon. Osman Hamdi 1324. Bu doğrudan doğruya, yani bu Osman Hamdi'nin Enver'e ne kadar yakın olduğunu gösteren ve zaten o tarihlerde Konze adındaki arkeologa yazdığı bir mektupta Berlin'deki sefaretimize askeri ataşeyi olarak yeni tayin edilen dostum Enver Bey'i takdim etmeme müsaade edin diye bir tavsiyename mektubu da yazıyor. Ve şey diyor, yani binbaşı Enver Bey, pardon, güzelim ihtilalimizi ilk tetiklemiş olanlardan biri. Yani çok 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 met ediyor. Tabii 1910'da öldüğü için Enver'in nelere dönüşebileceğini henüz görebilmiş değil. Ama yani bu şeyi, devrimi tamamen şey diyor. Fakat ona bakarsanız, bunun tercümesini vermeyeyim ama 3 aşağı 5 yukarı Theodore Bent diye başka bir arkeolog anlatıyor uzun uzun. Nasıl yıldızdan çıkmazdı, nasıl yıldızdaki bütün odaların tefrişini ve şeyini, duvar resimlerini yapardı, nefret ederdi. Ama Hamid'e yakın olmak ve Hamid'in korunması altında olabilmek için yapmayacağı şey yoktu vesaire diye kendisini aslında bayağı bir şeylikle, dal kabuk şey ediyor. Ve aslında bunun tamamen yanlış olmadığını şuradan anlıyoruz. Yani Osman Hamdi'nin şu anda Milli Saraylar'daki bir tablosunun imzası, Osman Hamdi'nin bütün tablolarında imza O Hamdi Alafranga'yken Hamdi Kulları diye tek bilinen resmi orada Hamdi Kulları diye imza atmak saraya bir sipariş veya bir şey, bir iş yapmış olmanın ta kendisidir. Ve o tarihlerde gazeteden genellikle gözden kaçmış bir şey, 1880'de Viyana Sefiri Devletlu Eytel Paşa Hazretleri'nin mahdumu varaları meşahiri ressamından Saadetlü Hamdi Beyefendi ressamlık hizmetiyle Mabeyn-i Hümayun-i Mülükhane'ye memur buyuruldu. Yani bu şimdiye kadar bilinmiyordu. Hep hani şey, ressamı Hazreti Şehriyari olarak Fausto Zonaro'dan bahsedilir. Meğerse Osman Hamdi aslında 80'lerde Müze-i Hümayun'a tayin edilmeden evvel saraya ressam tayin edilmiş. Muhtemelen bu vazifeden kurtulması şey sayesinde oldu. Müzeye tayin edilmesi ve dolayısıyla Zonaro olmak zorunda kalmamıştır. Fakat demek istediğim, Osman Hamdi'nin o tarihlerde aslında gayet gerçekçi bir şekilde, pragmatik bir şekilde var olan düzenle de bir şekilde anlaşmayı, bir şekilde yaşamayı bildiğini anlıyoruz. Ve bunun arkasında da aslında makul sebepler var. Gene Human'a yazdığı mektuplarında hem padişaha hizmetten bahsediyor ama hem de bunun karşılığında müzesine verilen imtiyazlar, müzesine gelen mallar, koleksiyonlar ve dolayısıyla asıl derdi olan bir Müze-i Hümayun, Avrupa ayarında bir müze yapmak konusunda kazandığı imkanlardan bahsediyor. Dolayısıyla Osman Hamdi'yi isterseniz başında fesile 1870'lerde, isterseniz oryantalist bir şekilde Viyana'da başında kabukla poz verirken veya isterseniz çoğu insanın hatırladığı gibi fraklı ve tamamen alafranga bir kıyafetle görün. Bunların hepsi Osman Hamdi. Bunların hem melek değil hem şeytanlığı. Osman Hamdi aslında son derecede esnek ve büyük tereddütlerden sonra nihayet 81'de bir kariyeri yakalamış olan ve bu kariyeri için
varla, canla başla, var gücüyle mücadele etmiş ve bu mücadeleyi yaparken bazen küçük kusurlar, günahlar işlemiş ama esas itibariyle ne yapmak istediğini bilen ve dolayısıyla arkasında müthiş bir miras bırakan bir şahsiyet olarak hatırlanmalı. Ama dediğim gibi ne melek ne şeytan ama en azından son derece ilginç bir insan. Çok teşekkürler. Söylerseniz. Hocam öncelikle tebliğiniz için teşekkürler. Kadıköy Sanatkarlar Sokağı'nın girişinde Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olarak Osman Hamdi Bey'in adı geçiyor. Belediye başkanlığının hangi tarihler arasında yürütüyor o dönemki kurması o konuda da o çok o sadece Osman Nuri'nin galiba bir kitabında bahsediliyor. Yani hiç vesikasını görmedim. 1874'te yanılmıyorsam Kadıköy Belediye şeysi, reisliği var. Şeyde de var ona bakarsanız. Altıncı dairede de var. Fakat bunun hiçbir idari belgesini falan görmedim. Sadece Osman Nuri de değil galiba. Yani böyle Kadıköy'ün ilk belediyecileri vesaire diye bir erken tarihli bir kitapta bu şekilde zikredilir ve Türkiye'de olduğu gibi, her zaman olduğu gibi biri bir kere zikretti ve ondan sonra dolayısıyla doğru mudur, değil midir emin değilim ama makul geliyor çünkü o tarihlerde Haydarpaşa'da oturuyor, evi var. Kadıköy'lü yani. Şeye geçmesi, Kuruçeşme'ye geçmesi 1880'lerde. Dolayısıyla herhalde doğrudur, bu uydurulacak bir şeydir. Değil ama şeyini bilmiyorum. Ayrıntısını maalesef bilmiyorum. Buyurunuz hanımefendi, buyurun. Mihrab'ın şu anda nerede olduğu bilinmediği söyleniyor, doğru mudur? Doğru, yani ben bilmiyorum en azından. Sahibi biliyordur herhalde. Mihrab değil bu arada. Yaratılır. ama neyse yani bu biliyorsunuz şeyin koleksiyonundaydı en son. İflas eden bir banka. Evet. Hisarbank, Demirbank. Demirbank. Demirbank'ın Cıngıllıoğlu. Cıngıllıoğlu, Halit Cıngıllıoğlu'nun elindeydi. Ondan sonra yok oldu. Yani Demirbank'ın kayıtlarında oldu, sonrasında da takdir yapamıyor. Bilemiyorum. Yani bunun tek bir, şimdi bu eski eser olduğu için bunun muhtemelen şeyde kaydı vardır. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bütün özel koleksiyonlar oradan kayıt defteri alırlar. Dolayısıyla kimden, çünkü ondan önce biliyorum ki Belma Simavi'nin koleksiyonundaydı. Onun için yani orada bir işlem yapıldıysa biliniyorsa ama ben bilmiyorum. Ve yani diyecek bir şey yok ama Allah'tan Mustafa Cezar'ın kitabının 95'te ikinci baskısı yapıldığında bütün bu tabloların çok iyi büyük slaytları çekildi. En azından ona sahibiz. O da bir şey. Efendim Osman Hamdi Bey'in eserleri günümüzde hangi müzelerde sergileniyor? En çok şeyde, Mimar Sinan'da, yani Mimar Sinan'ın Resim Heykel Müzesi denen şey, en zengin koleksiyon orada. Oradaki tabloların hemen hemen tamamı galiba aileden gelmiştir. Yani 50'lerde, 40'larda, 50'lerde, 60'larda hatta 80'lere kadar aileden fertler oraya vermişlerdir. Onun dışında müze olarak bir Ankara'daki Resim Heykel Müzesi'nde bu silah taciri diye bilinen tablo duruyor. İşte Pera Müzesi'nde birkaç tane var. Bir de yurt dışında var. Bir de kayıplar var. Yani aslında var olduğunu bildiğimiz, yani yapılmış olduğunu bildiğimiz ama nerede olduğu bilinmeyen bir sürü tablosu var. Ama hani bir ortalama Avrupalı ressama, ressamla mukayese ederseniz çok az tablosu var. Yani hangi büyük Avrupalı ressama baksanız yüzlerle tablosu vardır. Osman Hamdi'nin yani
kayıplarla beraber galiba 120-130'dan daha fazlasını tespit edemedim. Bir şey sormak istiyorum. Osman Hamdi'nin ailesinin Zıkız'dan göç ettiği babanın benim aslında oğlu. Ya göç denebilirse yani. Yani göç denemez Osmanlılar çünkü ailenin yakını oldu aslında. Yani yok. Yok, o şeyin galiba bir ara neydi o efendi yazan kişi, o masonluk ve Yahudilik, Yahudilik değil de dönmelik şeyse, hayır değil. Şimdi bildiğim kadarıyla o Osman Hamdi'nin babası, Ethem Paşa olacak olan kişi, Sakız katliamında şey ne denir, güzel bir tabirimiz var, kılıç artığı. Yani kılıçtan geçirildikten sonra kalanlar kılıç artığı. Kılıç artığı genellikle kadınlar ve çocuklar şey bakiyet-i suyuf şeysi nedir adı köle olarak satılıyor. Dolayısıyla babası Rum Sakızlı çocuk olarak şey ediliyor. Husrev Paşa tarafından satın alınıyor vesaire. Fakat bunun herhangi bir belgesi yok. Ve Osman Hamdi bunu söylemekle beraber babası bunu hayatta söylememiştir. Yani Ethem Paşa'nın bütün şeylerine baktım, hiçbir yerde söylemiyor. Ama herkes biliyor, Deli George deniyor vesaire. 1908'den sonra, özellikle Hamdi'nin ölümünden sonra kardeşi Halil Ethem müzenin başına ve mebusta oluyor vesaire. O dönemin de siyasetine uyum göstermek için şeyi uydurmaya başlıyor. İşte babam aslında anlatırdı nasıl dağlık, yeşillik bilmem ne ve Kafkasya'dan geldi. Karadeniz'den geldi diye bir alternatif köken şey, ki Müslüman olsun, ki Rum olmasın. Yani 1910'larda Rum olmak iyi bir şey değil. Hele Balkan harpleri vesaire düşünürseniz. Dolayısıyla öyle bir şey var ve bu biraz kök salmış ama asıl öbür Yahudilik ve dönmelik meselesi o çok yeni bir şey. Ve o dediğim gibi Soner Yalçın'ın şeysi, teorisi. Yani yok, onun bir esası yok yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Evet.